Oynamak Niye? İstemiyorsun Çünkü diyor. Çünkü Afrodite oynamazsa Seda oynayacak. Çünkü ilk defa eleştirildi. Için. Hikmet ilk defa eleştirildi. Eleştirilince hemen başladı ortalığı yakıp yıkmaya. Bora niye o tartışmadan kalkıp gitmiyor? Bora'ya, çünkü Bora biliyor ki Yunanlarla iletişim kurması gerekiyor. Yunanlar da uzun vadede gene lazım olacak onlara. Ama Hikmet hemen gemileri yakıp gidiyor. Büşra'yı alıyor bir de. Çok enteresan bir elinden görüntü. Tutup götürmesine elinden tutup, çok şaşırdım. Evet, bu Büşra buna Hikmet'e demiyor muydu? Ay. Yalancı adam, pis adam, kötü adam, buna inanmayın sakın. Evet. Ne ara kuruldu bu ilişki? Ben o görüntüyü gördüm, bir yaşıma daha bastım. Güç. Pes dedim ya, pes. Güç yani işte. Büşra'nın elinden tutan alıp götürsün, potada istediği ismi yazdırsın. Kızım sen niye oraya gittin? İnanılmaz bir şey ya. Senin hani geçmişte sporculuğu da var değil mi? Hangi branş yapıyordu? Voleybol. Voleybol yapıyordu. Yani sen Hikmet'in orada şakşakçılığını yapmaya mı gittin? Kendin ol ya. Senin bir çıkarın yok, hiçbir şeyin yok. Var zaten çıkarın. Ya çıkarı ne olabilir? Zaten kendini şu an garantiye... Yazmadılar onu. Hayır, garantiye almışsın artık. Bu saatten sonra zaten yapacağın her şeyi yapmışsın. Okay'la Sabri'nin arasını bozmuşsun. En fazla gidebileceğin 2 hafta kaybettikleri takdirde ilk potaya girecek isim sensin. Daha fazla kendinden ödün verme. Daha fazla kendini kullandırtma. Sen kaç yaşına gelmiş bir insansın? Yapma, gözünü seveyim ya. Elinden tutuyor, götürüyor. Çocuk gibi. Ama yeri geldiği zaman da ağzın bir açıldığı zaman car 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 car. Yalancısın, hainsin. Ne bileyim işte hainsin demedi ama işte yalancısın, döneksin, kötü adam değilsin, kötüsün, buna inanmayın. Ama ona da şimdi bunlar mesela kıza da Okay da kıza ağır konuşuyor mesela. Hayır, şimdi. Onu da bunu şimdi, söyleyip tamam da Okay da ne ağır oldu konuşuyor. Hemen? Hakan Okay tabii Okay kıza ağır konuşuyor Okay. Yok bir hafta sen Hikmet'le burada... Hikmet'le Büşra'yı diyoruz ya. Hayır be abicim, Büşra'dan bahsediyorum ben. Okay Büşra'ya. Hikmet'le Büşra'nın arasındaki olayı şu an konuşuyoruz biz. Tamam da kardeşim, Büşra'dan bahsetmiyorum şu anda. Siz ne diyorsunuz? Büşra'dan bahsetmiyorum deminden beri. Büşra'dan bahsediyorum. Okay değil, Okay tamam. Nereden geldi? Ama o kadar hakaret edip de nasıl sen bir anda hiçbir şey olmamış tamam, gibi ben de elini diyorum verip ki, de oradan uzaklaşıyorsun. Ki, ben de konu oradan geliyor. Büşra Hikmet'e hakaret ediyor diyor ya. Ben de diyorum ki Büşra'ya da hakaret ediyorlar. Okay da bugün diyor ki kıza aşağılık diyor mesela. Tamam, Büşra'yla Okay'ıma yan yana ama gelmiyor. Ama onlar bir araya gelmiyorlar. Kardeşim bir şey ben bir araya gelmelerinden bahsediyorum. Genel olarak orada zaten ben oradaki kavgalara hiçbirine artık inanmıyorum kardeşim. Siz enine inanıyor musunuz? Ya adama kötü oradaki adam kavga... diyor, inanmayın buna diyor. Bu ya pis bir adam diyor. O ayrı. Ben de elinden tutup şeyler gidiyorlar. Ya ben de diyorum çocuk parka götürün. O ayrı. O tamam, onu anladık kardeşim. O konu anladık o konuyu. Sen başka konu mu açmaya çalışıyorsun? Başka konu falan açmıyorum abi. Konudan Büşra'dan bahsederken kız da inanılmaz hakaretler yiyor orada diyorum. Doğru. Diyorsunuz ya. Büşra da Hikmet'e bilmem ne dedi. Ben de oradan giriyorum. Ne yapayım yani şimdi? Neye gireyim? Anlamadım. Şöyle Murat abicim, şöyle ben rica edeceğim sizden şimdi, evet, konularımız çok fazla. Ama bunu söyleyemedim. İşte ben söyleyeyim onları ben rica edecektim. Evet. Sizin önemli notlarınız varsa. Not değil, not değil, şu konuyu işte söylüyorum. Diyor ki Okay Büşra'ya, bir hafta daha burada kalmak için neler yapıyor? Aşağılık diyor. Şimdi güzel laf mı bu Allah aşkına? Aşağılık. Evet, aşağılık evet hareketler yapıyor diyor. İşte galiba. Ne işte aşağılık hareketler yani. Ama yalancı da demişti Hikmet'e. Abi tamam da bakın şimdi. Burada herkesi bir şekilde eleştiriyoruz ama burada insanlar birbirlerine inanılmaz hakaretler ediyorlar. Yani sırf hani deminden beri Büşra Hikmet'e şunu söyledi, o buna söyledi derken Büşra'ya söylenen bir lafı da es geçmeyelim. Bak, Okay bence, da diyor ki bir hafta daha orada kalmak için şey aşağılık hareketler yapıyor. Bunlar Okay'in, güzel şeyler değil. Okay'in Büşra için söylediği bu kelime, evet, bence yanlış. Kesinlikle böyle bir kelime, evet, kullanmaması gerekiyor. Ama dünkü Bora ile olan tartışmasında... Evet, ses kısıldı ama ben orada çok büyük bir argo sözcük söylediğini düşünmüyorum. Ve bence söylediğinde haklı demeyeceğim ama ha, Bora'nın yani baraka içinde bile abi bir adama... Yani sen düşsene bana bir şey anlatıyorsun. Evet. Ama evet, o kaydı yani, ona boş kafa diyor. Zaten diyecek abi, devamlı ama tarih eden bir ki, adam var karşısında. Senin hayatta yani bildiğin bir şey var boş diyor, o da İngilizce diyor abi. Boş kafa abi, yani tamam ya, herkes şimdi birbirine her şeyi söylüyor. Yani burada böyle şey, o ona bunu söyledi, o ona bunu söyledi diye tartışırsak... 800 sene burada... Okay şöyle aklıma diyor ki beni tahrik ediyor Bora diyor. Bora herkesi tahrik ediyor. Bugünkü oyunda da ne yaptı Atakan'la bugün oynadığı yaptım oyunda? Sayıyı aldı Bora, gitti Atakan'ın finişindeki işte o tahtaya deliye neyse... Kumu fırlattı. Ne kadar var çirkin bir hareket. Abi Bora niye zaten yani? Ya Bora'nın zaten bak Bora tercümanlık yapıyor. Kendi Survivor'a yakışıyor, mikserlik de yapıyor. Atıyor. Onun ne, orada da mikserlik yapıyor. Evet, evet bak, mikserlik yapıyor ben kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Orada Atakan'ın adı çıkacağına canı çıksın diye bir laf var. Atakan'ın çocuğu geldi, şimdi geldi. Bak Atakan'ın tam ekran verebilir miyiz rica etsem? Atakan'ın adı çıkmış kardeşim. Bir laf var. Hayır yani bu burada... tarihin kralıdır abicim. Nasıl mesela böyle bir geliyor, şey yapabiliyorsun evet, Atakan'ın sen kum torbasını Atakan'ın değil. Kardeşim abi, bak sana bir şey söyleyeceğim.
bir laf vardır. Adamın adı çıkacağına canı çıksın diye. Şimdi burada Atakan her şeyi yapıyor. Atakan eleştiriyor. Kardeşim Bora'ya bak ya. Şu yaptığı iş mi kardeşim? Ha pardon, Bora kazanıyor işte. Bora'nın yaptığı iş mi şimdi kardeşim? Sen kendi deliğine bak. Çok büyük. Adamın deliğine sen niye top atıyorsun? Bir de oyun kazanmışsın. Yani öbür tarafta adamın belki psikolojisi iyi değil. Belki sinirli. Ne yaptı? Ya ne olmuş belli adamın olmaz. Deliğine atarsan kardeşim olmuş. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayır, doğru sana. Bir şey mi? Kaybedin ya kardeşim bir orada bir kere sen şimdi bak adam olmaz. Orada... Adam orada kendi deliğine topları atıyor. Sen geliyorsun oradan. Bir de bak bir de geliyorsun oradan. Adamın deliğine sen topu atıyorsun. Adamı tahrik ediyorsun. Sen git kendi deliğine at kardeşim. Çok adamın deliğine şey geçin. Adamın deliğine kumsal. Kardeşim tahrik ediyor. Tahrik ediyor. Tahrik de çok büyük bir şey değil. Atakan bir şey yapınca herkes Atakan yaptı. Atakan yaptı. Evet, orada çocuğu tahrik ediyor. Çok büyük bir şey değil. Ya nasıl sana, bir şey değil ben ya. Ben sana şunu söyleyeyim. Allah rızası için ben ya. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Atakan Bora'nın deliğine atsaydı ne olurdu? Şimdi onu diyecektim. Bora Atakan. Ne yapardı biliyor musun? Atakan onunkini atsaydı Bora ne yapıyorsun Allah sen? Allah. Kendine gel haddini ya bil. Herhalde bir abi. Ne yani. Ama bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada Atakan adı çıkacağına canı çıksın filan diyoruz. Atakan'ı savunuyorum. İki dakika sonra tabii programın heyecanıyla unutuyorum bazı şeyleri. Kafama dank ediyor. Şimdi de Atakan kardeşimiz de yaptı aynısını. Gösterin. Dibine gidip şöyle yapıyor. Atakan. Nerede kardeşim gösterin. Atakan bir şey yapmadı. Atakan nasıl gitti sadece ya? Kulağını kapattı. Yok yok Hikmet'e burnunun deliğine giriyordu ya. Ta nereye geldi Hikmet'e? Deliğe. Kum torbası atmakla kulağa kapatmak ama aynı tahrik değil. Nagihan adamın ta üzerine gitti ya. Bak gidiyor, şimdi bak. Evet, bak nereye kadar geliyor. Onlar bak neler bak, bak adamın ta neresine geldi. Şöyle biraz ses verebilir miyiz? Baştan alalım ki gelişini görelim. Nereye geliyor bak. Nereden nereye geliyor bir dakika. Tamam baştan sesli alacağız. Hiçbir şey yok. Bak bir dakika dur abi bak. Nereden nereye geliyor bak şimdi bak. Bak. Bak şimdi bak. Nereden nereye geliyor bak. Baba bak. Bak. Adamın burnunu, adamın daha yanına geliyor. Bundan daha fazla ama şey olur mu ya? Şöyle bir tahrikler, şey, bunda bir şey yok. Bunda çok aşırı bir tahrik kesinlikle yok. Delikte çünkü de yok Nagihan. Delikte yok mu? Delikte de yok. Ya bak, olur mu abi? Hayır. Olur mu? Orada sen ben geliyorsun. Geçen sene Oğuzlar'da bununla ilgili çok büyük kavga çıkmıştı. Evet, evet, evet. Çok büyük kavga çıkmıştı bununla ilgili. Yani. Tura, yani geçmişi hadi açmayayım diyorum da hadi açayım. Romanya mücadelesinde Tura abinin geldi. Labutunu devirdi bir Yunan şey Rumen bir yarışmacı ve orada bir bayağı bir olaylar çıktı. Şimdi sen geliyorsun deliğe kum torbası atıyorsun. Aynı şey değil. Labut devirmek çok ve deliğe bu daha, atmak. Bu daha ağır. Yok yok. Daha ağır. Bir galiba Mustafa Kemal'in böyle uzaktan böyle mancınık gibi bir şey atıyorlardı. O onun basketine atmıştı. Bir şey olmuştu. Orada evet, bir muhabbet evet, var. Basket, basket var öyle oldu. Bir muhabbet ya, var. Çok kibar şekilde abi, atıyor orada. Yediriyor yani. Abi gitsin kendi deliğini atsın. Gidip de başkalarını. Ya herhalde ama bak şimdi Nagihan bir şey sana söyleyeyim. Kullarına girip tamam. Tahrik etmesin. Bak. Bir ikincisi de şunu da söylemek evet. istiyorum. Atakan. Vallahi o kadar nasıl sakin kaldı? Düne kadar hani havadan sudan nem kapan Atakan. Hani şu olay karşısında da sessiz kalması sessiz da efendiliğini şey gösteriyor bu ayrı. Yok tamam. Şeyden aldı onu. Ama, Dalaka'dan aldı. Tamam, Dalaka ona ayar yaptı. Çekti. Dalaka de dedi belki, ki ona biraz sakin ol dedi. Oradan şimdi Dalaka'dan korktuğundan yapıyor. Belki pota sıkıntısı ne bileyim. Yok yok o Dalaka ile ilgili ya pota mota düşündüğü yok. Sıkıntıdan belki bir depresyona girmiş olabilir kısa süreli. Ama şu olayda ne bileyim ben tepki vermesini beklerdim. Ben olsam verirdim. Ya bana yapsa, bir kadın da yapsa bana, ben tepkimi gösterirdim orada. Zaten hani, Nagihan bak burada yapamaz, herkes birbirine yapamaz. Binlerce kez, bak burada Survivor'da, bu seneki Survivor'da inanılmaz tahrikler var. Herkes birbirine tahrik yapıyor kardeşim. Ama Bora yani, kadar da tahrik eden hiçbir yarışmacı. Bora kadar hepsi de yapıyor. Peki sözünüzü balla kesiyorum efendim. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra Survivor Extra devam edecek. Evet efendim Survivor Extra devam ediyor. Semih Bey'in maalesef dün sözünü bir kere kesmek durumunda kaldım. O yüzden şu an söz Semih'te. Ya bugün çok tartıştık. Dün de tartıştık. Hani onlar yapmış mıdır falan filan. Hani o entrikalar dönmüş müdür? Bu üç arkadaş kendi ihtiraslarının kurbanları oldular. İlk günden beri takımlarını kırıp geçirdiler. Bunlar çok net. Bugün çok önemli bir bugüne bağlayacağım. Şimdi az önce sen de açtın konuyu. Dedin ki Hikmet kendisi konuşmuyor diye Riya'ya Sabri ile konuşma diyor. Değil mi? Öyle bir korku imparatorluğu yaratmışlar ki orada. Karşı takımın iç işlerine karışıyorlar. Kimse bir şey diyemiyor. Kendi takımını organize ediyorlar. Onu ona yazdırıyorlar. Onu yapıyorlar. Hiçbir şey diyemiyorlar. Okay ilk günden beri oynamak istiyorum diyor. Çocuğa söz hakkı bile vermiyorlar. Bak bugün şöyle bir sahne gerçekleşti. Bora diyor ki ne yapalım falan diyor şeyde, o eşleşmelerde. Bence ilk kadın çıksın diyor Seda'ya. Seda da böyle yapıyor. Tamam diyor çıkalım diyor. Ondan sonra Seda'ya soruyor erkekler kim çıksın diyor. Seda böyle yapıyor. Hikmet'le sen çık diyor. Tamam diyorlar oyuna devam ediyorlar. Orada Sabriye mi çıkmış? Büşra mı oynayacak? Okay orada var mı yok mu?
umurlarında değil. Öyle bir oraya tezgah açmışlar ki yani kimseyi yaklaştırmıyorlar o şeye, bölgeye. Bu çok güzel bir örnekle bitireceğim. Dün öyle bir sahne var ki konseyde. Baştan şey anekdotu vereyim. Cem Yılmaz'ın Fundamental'ında bir anlattığı bir olay var. Diyor ki pasaport kontrollerinde diyor adam what's your purpose of visit diye sorduğu zaman diyor bilmeyen diye böyle yapıp yani bilmediği sorunun cevabını soruyu oksitleyerek yakıyor diyor. Sanki diyor öyle bir soru sorulmamış. Dün benim direkt o sahne geldi aklıma. Bu arkadaşlar o kadar her şeyi yapabileceğine inanmışlar ki. Dalaka'yla Hikmet'in bir oyun oynama şeyi var, münasebeti. Ben seninle oynamayayım falan filan. Seda diyor ki Acun Bey siz diyor halka atma koyun diyor. Oyunun sonunda da diyor Dalaka kazansın. Acun abi de diyor ki Seda ilk defa mı koyuyoruz bu çemberi halka diyor, hani halkayı diyor. Seda abi Acun abinin o sorusunu oksitle yakıyor. Acun abi böyle bir soru sormadı sanki. Aynı Cem Yılmaz'ın anlattığı sahneyi ben gözümle gördüm. Yani Seda orada, çünkü oradaki Cem Yılmaz'ın anlattığı pasaport görevlisi bir otorite. Ülkeye giriş çıkışına karar verecek. Orada Acun abi otorite. O soruyu sorunca Seda ne yapacağını şaşırıyor. Oksitle soruyu yok ediyor. Sedacığım oksitle soru yanmadı. O soruyu biz duyduk. Yani bu kadar her şeyi müdahale edebileceğinizi zannetmeyin. Bunları biz konuşacağız. Maalesef biraz artık frene basmaları gerekiyor. Siz anlattığınıza göre görüntü vermeye gerek yok. İsterseniz verin. Verelim, görüntüyü de verelim. Verelim, görüntümüz gelsin. Oksitle yakma. Tabii. Cem ses verelim. Biz Türk millet olarak, Türk erkeği olarak centilmenlik yapalım şeye, Dalaka'ya. İstediği parkuru, istediği atışı koyarak yarışabilirim. Halka koyun abi, Dalaka yensin. Seda, halkayı ilk defa mı koymaya başladık? Soru orada. Yok, Dalaka çok iyi atıyor ya. Evet. Halka koyun da Dalaka yensin Hikmet. Centilmen ya. Bunu anlamadım. Yani ben şeyin de bence burada yani Seda'nın da bir şeyi var. Acun abi de ona cevap veriyor. Evet. Karşılıklı bir diyalog olmuş. Diyelim